ağırlıklı olarak bugüne kadar deprem bölgesinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, devlet yönetiminin afet yönetiminde gösterdiği zaaflar önümüzdeki dönemde depremzedelerin yaralarını sarmak için yapacaklarımız vardı. Kahramanmaraş depremlerinde 48448 yurttaşımızı kaybettik. Cenazelerimizi kefensiz, 40'lı 50'li sıralarla toplu mezarlara yan yana gömdük kaybettiklerimize üçünde yedisinde mevlit bile okutamadık. Binlerce anne baba, evlat, kardeş, eş toprakla buluştu. Artık ne diyeceğimizi, ne söyleyeceğimizi bilemez hale geldik. Acı duyabiliyorsan canlısın. Başkasının acısını duyabiliyorsan insansın. Başkasının acısını duymayıp acı duyanlara hakaret ediyorsan, tehdit ediyorsan, küfür ediyorsan sarayın kibirlisi Erdoğan'sın. Bu ülkede afet denince öncelikle akla gelen iki kurum vardır. Biri Türk Silahlı Kuvvetleri, diğeri ise Kızılay. Bu ucube rejimde diğer tüm kurumlar gibi bu ikisi de Erdoğan'a bağlı. İşine geldiği zaman Erdoğan, ordunun, komuta, ordunun başkomutanı benim, Kızılay benim himayemde diyerek böbürleniyor. Ama ne zaman ihtiyaç olsa hudutsuz yetkilerini kullanmayı bir türlü beceremiyor. Milletimiz enkazın altında 48 saat boyunca sesimi duyan var mı diye bağırarak soğukta can çekişirken Mehmetçiğimizi enkazın başına zamanında göndermedi. Enkazdan kurtulanlar Kızılay nerede diye feryat ederken Kızılay çadır kurmak yerine çadır sattı. Bu kurumların sorumlusu Erdoğan ne yaptı? Vatandaşlarımıza be ahlaksız, be namussuz, be adi diyerek küfür etti. Edep aklın suretidir. Nasiplenmek de gayret gerektirir. Deprem anında bizim dört Hatay milletvekilimiz de memleketlerindeydi. Diğer üç vekilimiz gibi Suzan Şahin vekilimiz de vekilliğinden, siyasetçiliğinden önce bir depremzede vekillerimiz orada depremi bizzat yaşadılar. Deprem sabahı korkunç acılara yürekleriyle, kulaklarıyla, gözleriyle tanık oldular. Diğer vekillerimiz gibi Suzan Şahin vekilimiz de onlarca yakınını, akrabasını kaybetti. Komşularını enkaz altından çıplak elleriyle çıkarmaya çalıştı. Sesimi duyan yok bu feryatlarını çaresizce dinledi. Peki Erdoğan bu acıları yaşadı mı? Yaşamadı. O, Binbir Odalı Sarayı'nda arşa yükselen feryatları yardım yardım çığlıklarına 48 saat boyunca kulaklarını tıkadı. Kulaklarını açtığında da iş işten geçti. Vatandaşlarımızın çoğu enkazın altında donarak öldü. İnsanı insan yapan duygusal, duygudaşlıktır. Merhamettir, vicdandır. Acı çekenin acısını paylaşmaktır. Şimdi... Suzan Şahin vekilimiz şahit olduklarını meclisin, milletin kürsüsünden anlatmasın mı? Milletin kendisine verdiği denetleme görevini yerine getirmeyip birileri gibi ihmal mi etsin? Milletin enkaz altındaki haykırışı milletin meclisinde duyulmasın mı? Kızılay'ın çadır rezaleti mecliste sorgulanmasın mı? Kurtarma ekiplerini enkazla, enkazı kurtarma araçlarıyla kurtarma araçlarını operatörlerle buluşturmayan beceriksizlik. Milletin meclisinde hesaba çekilmesin mi? Buna itiraz etmek, meclisin kürsüsünden milletin derdini dillendiren vekili hakaret etmek, milli iradeye saygısızlıktır. Bir defa daha söylüyorum, milli iradeye açıkça saygısızlıktır. Erdoğan, afeti felakete çeviren büyük beceriksizliğinin duyulmasını, görülmesini, konuşulmasını, tartışılmasını, sorumluluğunun ortaya çıkmasını istemiyor. Görevini ihmal ettiğini, safsakladığını, suistimal ettiğini gizlemeye çalışıyor. Ama gerçeklerden kaçsanız da gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. Memnuniyetlerinizi saraya, şikayetlerinizi yaradana diyerek ülkeyi yönetemezsiniz. yetkim çok olsun, sorumluluğum, sorumluluğum hiç olsun diyerek bu ülkeyi yönetemezsiniz. İşte size kibir abidesinin ucube saray rejimi. Dün sarayın kibirlisi Kırıkan'da her türlü gayreti göstermemize rağmen eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir diyor. Hazreti Adem bile cennetteki hatası için nedamet getirdi. Allah'tan af diledi ama gel gör ki cennetten kovulmaktan da kurtulamadı. Erdoğan şimdi çıkmış istifayı aklına bile getirmeden milletten helallik istiyor. Zamanında almadığınız tedbirler yüzünden 48448 vatandaşımızı o da şimdilik yitirdik. Mehmetçiklerimizi ilk anda sahaya göndermediğiniz için İnsanlarımız enkaz altında donarak, bağıra bağıra öldü. Himayenizdeki Kızılay çadır kurmak yerine çadır sattı. Şimdi sorumluluğunuzun gereğini yerine getirmeden, istifa etmeden aziz milletimizle nasıl helalleşeceksiniz? Haksızlığa uğrayana hakkını vermeden helalleşme olmaz. Ahirette yaptıklarınızın ve yapmadıklarınızın hesabını Yüce Allah'a elbette vereceksiniz. Ama milletten helallik istiyorsanız bu öyle meydanlarda kuru gürültü yaparak olmaz. Deprem bölgesinde enkaz altında beş gün boyunca saçlarını yola yola ruhunu teslim eden eşine acılı ağıtlar yakan Adıyamanlı Murat Uluçay'ın yaşlı gözlerinin içine bakın. İsteyebiliyorsanız ondan helallik isteyin. Hatay'da annesini babasını kaybeden boğazımdaki düğümü çözemiyorum. Kalbimdeki acıya ilaç bulamıyorum. Üç gün boyunca enkaz altında kalmalarını kabullenemiyorum diyerek gözyaşlarını akıtan Emel Güneş kızımızın yanına gidin. Gözlerinin içine bakın, ondan helallik isteyin. Bakalım istediğiniz helalliği alabilecek misiniz? İlk 48 saatte görevinizi alenen ihmal ettiniz. Savsakladınız, suistimal ettiniz. Bu nedenle insanlarımızın eşini, anasını, babasını, kardeşini, çocuklarını kaybetmelerinin sorumluluğunu almak zorundasınız. Haksızlık edenden haksızlığın hesabını sormadan, kefaretini ödetmeden helalleşme olmaz. Mağdur olanın mağduriyeti tazmin edilmeden helalleşme hiç olmaz. Helalleşme Mazluma zulmeden, zalimle hesaplaşmadan katiyen olmaz. Biz buradan Sayın Erdoğan'a soruyoruz. İstifa edebilecek misiniz? Bilin ki istifa etmeden helallik istenmez. Milletimiz haksızlık edenden yaptığı haksızlığın hesabını sandıkta mutlaka soracaktır. Giden canları elbette geri getiremeyiz. Kaybettiklerimize Yüce Allah Gani gani rahmet eylesin. Yattıkları toprak incitmesin. Ama geride kalan mağdurlarımızın mağduriyetlerini giderme, mağduriyetlerini tazmin etme vazifesi Allah'ın izniyle, milletimizin takdiriyle Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olacak. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu depremde kaybedilen ne varsa vatandaşlarımızın parmağındaki alyansa kadar her şeyi yerine koyacak. Değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu depremin ikinci günü bölgeye gitmişti. Bu hafta sonu da dördüncü kez deprem bölgesindeydi. Çadırda kaldı. Malatya ve Kahramanmaraş'ta esnafımızı, sanayicimizi, çiftçimizi dinledi. Sorunlarını, taleplerini aldı. Bunların nasıl çözüleceğini depremse de iş insanları, esnaflar, ve çiftçilerle istişare etti. Çok şükür Malatya'da organize sanayi bölgesinde büyük bir yıkım olmamış. Ama başta kalifiye iş gücü olmak üzere depremzede işçilerimiz barınma imkanı sağlanamadığı için Malatya'yı terk etmeye başlamış. İş insanları çalıştıracak işçi bulmakta zorlanıyor. Büyük sıkıntı yaşıyor. Benzer sorun Kahramanmaraş'ta da var. Kahramanmaraş'ta maalesef 11 ilçeden 9'unda büyük yıkım var. Organize sanayi bölgelerinde de hasar var. Kahramanmaraş sanayinin can damarı tekstil sektörü. Barınma sorununun çözülmemesi nedeniyle bu sektörde 10 binlerce nitelikli işçi başka yerlere göç etmiş. Kahramanmaraş'ta bilinen bir holdingin 14 bin işçisinden sadece 2 bin'i çalışabilecek durumda. Diğerleri ya depremde hayatını kaybetmiş ya da yaşadıkları şehri terk etmiş. Küresel tedarikçilere mal veren firmalarımız siparişlerinin başka ülkelere kaymasından endişeliler. Bunun için bu bölgede üretim çarklarının bir an evvel dönmeye başlaması gerekiyor. Hem Malatya'da hem de Kahramanmaraş'ta çiftçilerimizin, köylülerimizin sorunları çok ciddi. Köylü arazisine, ürününe, malına sahip çıkmak için hem kendine hem de hayvanlarına barınacak yer istiyor. Özellikle kırsal bölgelerde geçici barınma için önce çadır, sonra konteyner meselesi hızla halle olmak zorunda. Baharla beraber çiftçimizin tarlalarına üst gübre atma zamanı geldi. Gübre atılması gerekiyor da piyasada gübre yok. Gübre kara borsaya düşmüş. Ama Erdoğan'ın dünyadan haberi yok. Bağırıp çağırmayla, muhalefete ahkam kesmeyle devlet yönetilmez. Besicilerimiz yem temini konusunda büyük sıkıntı çekiyor. Üreticinin sütü elinde kalıyor. Et ve süt kurumu oralı bile değil. Bari bugünlerde besiciye destek olun. Üreticinin elindeki sütü piyasa fiyatının üzerinde alın. üreticinin sorunu nasıl çözülür, çözülür? Gelin size bir örnekle anlatalım. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş. Üretici birliklerinin elindeki süt ziyan olmasın diye Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'i arıyor. Vahap Başkan'a sen bu işten anlarsın. Bu sütler ziyan olmasın gel değerlendirelim diyor. Mersin Büyükşehir Belediye'miz de üreticiden ...bir buçuk milyon liralık sütü... ...almayı taahhüt ediyor. Bunları tesislerde... ...yine birliğin tesislerinde peynir yaptırıyor... ...ve deprem zedelere yaptırdığı bu peynirleri dağıtıyor. Hem üreticinin sütü elinde kalmıyor... ...hem de deprem zede peynirden mahrum kalmıyor. Şimdi ülkeyi yönettiğini söyleyenlere... ...soruyoruz. Siz bunları yapmayı akıl edemiyor musunuz? Malatya'da kayısı üreticisi... Toprak Mahsulleri Ofisi ofisinin malını almasını istiyor ama sesini duyan yok. Pamuk üreticisi çırçır çır ve iplik fabrikaları bir an evvel çalışmazsa pamuğun elinde kalacağından korkuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş Genel Başkanımızın talimatlarıyla Malatya'da üreticiden kayısı almak için protokol imzaladı. Esnaflarımız ellerindeki ürünlerin büyük şehirlerde fuar veya hemşeri günleri düzenlenerek ellerinden çıkarıl, çıkarılma imkanını çıkarma imkanının verilmesini talep ettiler. Mansur Başkanımız hem Malatya hem de Kahramanmaraş'ta esnaflarımızın bu taleplerini de karşılamak üzere gerekli protokolleri imzaladı. Diğer belediye başkanlarımız da bu protokollerin aynısını uygulayacaklar. Bizim belediyelerimiz bölgede sadece çadır dağıtmıyor. Aş, ekmek, çorba dağıtmıyor. Aynı zamanda bölgede üretimi ayağa kaldırmak kaldırabilecek projelere de imza atıyor. Sarayın İçişleri Bakanı ise depremin üstünden geçen haftalara rağmen daha geçen gün çıkmış kahvaltı veremediğimiz yerler var. Hayırsever vatandaşlarımızdan kahvaltılı ürün, çay, şeker istiyoruz diye ağlıyor. Terlik, eşofman, iç çamaşırı da yok diye vatandaşlarımızdan talepte bulunuyor. O koltuklar ağlama değil çare bulma makamıdır. Ağlamayı bırakacaksınız, işinizi yapacaksınız. Yapamıyorsanız da o koltukları terk edeceksiniz. Ama bunlar hem işlerini doğru düzgün yapamıyor hem de iş yapana kara çalmaya kalkıyorlar. AK Parti'nin genel başkan yardımcısı Öz Haseki hiç utanmadan, sıkılmadan yara sarmak için yaptığımız bu ziyaretlere turistik gezi diyor. Ne diyelim? Kişi kendinden bilir işi. Bunların gözleri var, görmez. Kulakları var, duymaz. Çünkü kalpleri millete karşı mühürlü. İnşallah iki ay sonra işbaşı yaptığımızda hızla bölgeyi ayağa kaldıracağız. Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanı adayımız hafta sonunda bölgede anlattı. Deprem bölgesini ayağa kaldırırken Depremzede illerimizden tedarik yapacak, depremzede işçilerimizi çalıştıracağız. Depremden etkilenen yerlerin konteyner, prefabrik ve modüler yapı ihtiyacını hızla gidereceğiz. Modüler ve prefabrik uygulamalarla bölgenin sağlık, hijyen ve eğitim ihtiyacını karşılayacağız. Firmaların çalışanlarına lojman ve sosyal yaşam alanları yapmasını teşvik edeceğiz bu harcamaları ödeyecekleri vergiden mahsup etmelerini sağlayacağız. Çalışanların, çocukların eğitim ihtiyaçlarının hızla giderilmesi için okulları hızla ayağa kaldırmak mecburiyetindeyiz, kaldıracağız. İşveren birliklerinin lojman inşasını destekleyeceğiz. Özellikle kırsal bölgelerdeki kamu personelinin lojman ihtiyacını hızla karşılayacağız. Bölgede üretimi ve ticareti korumak için küçük esnaf ve sanayicimize geçici çalışma alanları oluşturacağız. Bölgede yapılacak inşaat faaliyetlerinde yerel iş gücünü seferber edebilmek için sertifika programları uygulayacağız. Şehirlerimizin ayağa kaldırılmasında iş başında eğitim modeliyle depremzede yurttaşlarımızı seferber edeceğiz. Deprem bölgesinin yeniden inşasında kamudan ihale alan firmalara bölgede kullanacakları personelin asgari %25'ini Bölge halkından alma koşulunu getireceğiz. Deprem bölgesinde üretim tesislerimizin bir an önce faaliyete geçmesi için makine, teçhizat ve hammadde ithalatında vergi indirimleri ve diğer kolaylıkları sağlayacağız. İş insanlarımız deprem bölgesinde işçiye verilen brüt ücretin ne ücrete net ücrete dönüşmesini talep etti. Biz bir yıl süreyle işçilerimizin ücretlerinden vergi almayacağız. Sosyal güvenlik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Yine bölgeye dönüşü hızlandırmak için depreme dayanıklı hastane ve okul inşaatlarına hız vereceğiz. Bölgede yapılacak konut, altyapı ve sanayi tesislerinde yeşil dönüşüme ve enerji verimliliğine önem vereceğiz. Deprem bölgelerini inşa ederken karbon elyafı, nanoteknolojik yapı malzemeleri, akıllı malzemeler gibi yenilikçi ve çevre dostu yapı malzemelerine öncelik vereceğiz. Bu malzemeleri ve diğer inşaat girdilerini üreten sanayileri, bölgede yatırım yapması için, bu ürünlerin üretilmesi için, bölgede teknopark ve ihtisas organize sanayi bölgelerini kuracağız. Yer, yerli firmalarımız yanında, dünyada bu konuda önce olan yabancı firmaların da bölgede faaliyet göstermesine önem vereceğiz. Türkiye, bu ülke şerden hayır çıkaracak güçtedir. Güneyimizde Suriye'deki savaş artık sona ermek üzere. Kuzeyimizde Ukrayna'da savaş er ya da geç bitecek. Türkiye'nin taahhüt sektörü zaten önemli bir güç. Biz komşu ülkelerle ticaret önündeki engelleri hızla ortadan kaldıracağız. Bunları yapacak güçteyiz bölgenin ileriye ve geriye ekonomik bağlarını küresel kalkınma dinamikleriyle buluşturarak kapsamlı bir bölgesel refah stratejisini hayata geçireceğiz. Bizim iktidarımızda sadece Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır değil, Halep, Laskiye, Şam, Erbil, Musul, Kerkük, Bağdat da ayağa kalkacak. Tüm bölgeyle güçlü ticari ve ekonomik bağlar kuracağız. Lübnan'ı, İsrail'i, Mısır'ı bu ortak refah projesine davet edeceğiz. Bizim derdimiz Bağcı'yı dövmek değil. Hep beraber üzüm yemek. Deprem felaketinde gördük ki ilk yardımımıza koşanlar en yakın komşularımız. Kalpleri dağınık olanların akılları birleşemez. Biz önce kalpleri birleştireceğiz tüm komşularımızla ilişkilerimizi hızla tahkim edeceğiz. Elbette işimiz kolay değil. Bunun farkındayız. Memleketimizde aklı ve ahlakı bitirmiş, liyakati öldürmüş, adaleti katletmiş, devletimizin dirliğine, milletimizin birliğine kastetmiş, çürümüş, yozlaşmış bir yönetimi vatandaşlarımız 14 Mayıs'ta sandıkta yolcu edecek. Değerli basın mensupları, deprem felaketinin üzerinden 36 gün geçti. 36 gün sonra hala çadır yok. Konteyner yok. Hijyen yok. Su yok. Çay yok. Şeker yok. Terlik yok. Eşofman yok. Ortada ekonomik hasar tespiti yok. Ve ar edip de istifa eden tek bir yönetici yok. Gerçi haksızlık etmeyelim. Bir tanesi istifa etti. Depremzedelere gülen Adıyaman Valisi, sağlık nedenlerini gerekçe göstererek görevden affını istedi. Ne diyelim, darısı Kızılay'ı ticarethane yapan Kerem Pazarlamaya. Değerli basın mensupları, Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden tam 36 gün geçti. Ortada devlet tarafından hazırlanmış bir ekonomik hasar tespit raporu hala yok. Geçen defa söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Devlet Planlama Teşkilatı'nda müsteşar yardımcısı olarak benim ve takım arkadaşlarımın gece gündüz çalışarak hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz bu resmi raporu sizlere daha önce gösterdim. Bu rapor 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden tam 21 gün sonra, 21 gün sonra 8 Eylül 1999 tarihinde yayınlandı. Marmara depreminin ekonomik ve sosyal maliyetlerini kalem kalem, sektör sektör hesapladık. Depremin bütçeye etkilerini, ilave finansman ihtiyaçlarını tespit ettik. Kısa, orta, uzun vadede yapılması gerekenleri sıraladık. Karar alıcılara tedbirler önerdik. Devlet planlama teşkilatını kapattılar. Erdoğan'ın imzaladığı Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre bu raporun hazırlanmasından şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu. Buradan bir kere daha soruyoruz. Bu rapor nerede? Neden hazır değil? Liyakatsizlikleriyle, kifayetsizlikleriyle tüm kurumlarımızı ve devleti çürüttüler, mefluç ettiler. Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi de yönetemezsiniz. Depremden sonra acilen yapılması gereken şeylerden biri de depremin sebep olduğu ekonomik ve sosyal yıkımın en doğru şekilde ölçülmesidir. Şunun, şura, şunun şurasında gitmelerine iki ay gibi bir süre kaldı. Bari bunu yapsalar. Ama nerede bunlarda o sorumluluk duygusu, o liyakat, nerede o devlet terbiyesi? Benden sonra tufan diyerek bol bol ihale yapıyorlar gider ayak tencerenin dibini bir de böyle sıyırmaya kalkıyorlar. <laughs> Dücane Cündioğlu'nun dediği gibi. Allah'tan kitaptan dem vuranların ne dediğine değil ne yediğine bakacaksın. 21 Şubat ile 7 Mart arasında deprem nedeniyle açılan ihale sayısı 50'yi geçti. Bu ihalelerde 48 milyarlık iş dağıtıldı. Bunlar cenazelerimizin daha kırkı çıkmadan rant betonunu acılarımızın üzerine döküyorlar. Hiç kimse merak etmesin. Biz hem depreme dayanıklı güvenilir evler inşa edeceğiz, hem de milletin kör kuruşunu kurda kurşa yedirmeyeceğiz. Bu e, bu konutların zamanında tamamlanması için elimizde, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz dersimizi çalışarak göreve geliyoruz. Gece gündüz demeden hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Kahramanmaraş depreminin sebep olduğu ekonomik ve sosyal kayıpları olabilecek en geniş şekliyle kalem kalem bu raporda çıkardık. Bizim tahminlerimize göre deprem nedeniyle konut ve iş yeri kaynaklı hasar 44,2 milyar dolar. Mobilya, beyaz eşya gibi ev eşyalarındaki kayıplar 6 milyar 600 milyon dolar. Binek araç kaybı 1 milyon 500 bin dolar. 1 milyar 500 bin dolar. Altyapı, tarım, sanayi, hizmet sektörlerindeki fiziki hasar 24 milyar 300 milyon dolar. Üretim faaliyetlerindeki azalma nedeniyle oluşacak kayıp 13 milyar 300 milyon dolar yıkım yıkım hafriyat iaşe idame için yapılacak cari harcamalar 18 milyar 900 milyon dolar. Beşeri sermaye kaybı nedeniyle uğrayacağımız e, kayıp 17 milyar 600 milyon dolar. Deprem nedeniyle sırtlanılacak toplam maliyet 126 milyar 300 milyon dolar. Kayınpeder ve damadın bir olup, Merkez Bankası arka kapısı, Merkez Bankasının arka kapısından buharlaştırdığı 128 milyar doların büyüklüğünü, şimdi umarım herkes çok daha iyi anlamıştır. Milletten çalınan 418 milyar doların geri alınmasının önemini herkes çok daha iyi görmüştür. Bu paralar bugün hazinenin Merkez Bankasının kasasında dursaydı, depremin yarattığı yıkım çok daha rahat göğüslenebilirdi. Millet İttifakı'nı oluşturan tüm partilerimiz deprem felaketine ilişkin raporlarını hazırladı. Bu raporları birleştireceğiz. İttifakın, Millet İttifakı'nın raporunu hazırlayarak ortak politikalar mutabakat metnimizi daha da güçlendireceğiz. Bu depremin etkileriyle ilgili düzenlemeleri mutabakat metnimize yazacağız. Gerekli değişiklikleri de yapacağız. Biz hep söylüyoruz, ayrıca bir rapor daha çıkaracağız. Biz hep söylüyoruz, ee, umutsuzluğa yer yok. Ölümden başka her şeye çare var. Ve demokrasilerde çare tükenmez. Sandık 14 Mayıs'ta milletimizin önüne geliyor. Artık Cumhur İttifakı'nda kimler kimlerle beraber milletimiz çok iyi görüyor. Yıllarca koalisyonlara etmedik laf bırakmadılar. Ama, Şimdi paçaları tutuştu. Hüdapır'ı da koalisyonlarını alacaklarmış. Biz bunların masasında dört parti var diye biliyorduk. Meğerse masanın altında gizli ayaklar da varmış. Teşbihte hata olmaz. Bunlar yakında Bekarlığa Veda Partisi'ni de siyasi parti sanıp masalarına ayak yapmaya kalkarlarsa kimse şaşırmasın kimin kimle iş tutacağı, koalisyon yapacağı elbette bizi ilgilendirmez. Ama bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okan'ı kalleşçe katleden, İslamcı feminist yazar Konca Kuriş'i domuz bağıyla öldüren, Zehra Vakfı Başkanı İzzettin Yıldırım'ı, gazeteci Halit Gürgen'i, Güngen'i infaz eden terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girecek kadar durumları çaresiz vahim. Siyasetçi gömleğini akşam neredeyse çıkardıysa sabah da aynı yerde giymelidir. Ama ahlak gömleğini çıkaran üzerine başka hiçbir gömleği giyemez. Erdoğan'ı anladık. Peki Bahçeli'ye ne demeli? Bahçeli bu saatten sonra Şehit Ali Gaffar Oka'nın adını ağzına nasıl alabilecek? Sinan Ateş'in katillerine tek kelime edemediği gibi Ali Gaffar Okan'ın katillerine de mi sessiz kalacak? Şehit polis memurumuz Atilla Durmuş'un aziz hatırasından hiç utanmayacak mı? Polis memuru Atilla Durmuş, rahmetli Sağlık Bakanı Milliyetçi Hareket Partili Osman Durmuş'un yeğeniydi. Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ın da koruma memuruydu. O gün Atilla Durmuş beş arkadaşıyla beraber şehit edildi. Şimdi Bahçeli bunu nasıl içine sindirecek? Allah aşkına bu nasıl bir savrulmadır? Milletimiz kimin ne olduğunu görmüştür. Notunu da vermiştir. Şimdi bu kifayetsizlere tasdik vermeye sıra gelmiştir. 14 Mayıs sıradan bir seçim değildir. 14 Mayıs'ta kişiler oylanmayacak. Farklı anlayış ve zihniyetler oylanacak. Tercih, saray diyenlerle millet diyenler arasında yapılacak. Bir tarafta kibir ve nobramlık, diğer tarafta tevazu ve nezaket oylanacak. Bir tarafta saraya sadakat diyenlerle, diğer tarafta devlette liyakat diyenler oylanacak. Bir tarafta kul hakkını iştahla yiyenlerle, diğer tarafta öksüz ve yetim hakkını savunanlar oylanacak. Bir tarafta bununla pudra şekeri çeken saray yanaşmalarıyla diğer tarafta işsiz, güvencesiz milletin evlatlarının hakkının verilmesi oylanacak. Bir tarafta kaynaklar beşli çetelere diyenlerle diğer tarafta kaynaklar milletimize diyenler oynanacak, oylanacak. Bir tarafta Sadat gibi paramiliter gruplara sırtını yaslayanlar, diğer tarafta sırtını milletine yaslayanlar oylanacak. 14 Mayıs'ta kazanan demokrasimiz olacak kazanan Millet İttifakı olacak. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Kılıçdaroğlu bu hafta Millet İttifakı dışındaki partilerle temasta olacak mı? Randevu isteyen var mı? Ve Muharrem İnce'nin adaylığı da açıklandı. Kılıçdaroğlu memleket partisine gitmeyi düşünüyor mu? Eğer giderse çantasında ne olacak? 13. Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme takvimini izleyin. Bunu zamanı geldikçe açıklıyoruz. İzlemeye devam edin. Efendim, Cumhur İttifakınızda bir genişleme sürecine girdiğini görüyoruz. Bu seçim sonuçlarını etkiler mi? Bir de AK Parti aday adaylarına taahhütname imzalatacaklarını açıkladı. Bu taahhütnamede başka bir partiye geçmeyeceği maddesinin yer aldığı haberleri çıktı. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. İkinci sorunuzla ilgili olarak da kişi kendinden bilir işi. AK Parti'nin milletvekili transferi konusunda sicili herkesin malumudur. Efendim bize yönlendirilen bazı sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. İlk soru ATV tarafından yönlendirildi. O soru şöyle. CHP'li Ayto Atıcı bazı açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi vekil adaylarının CHP listesinde görünmesinden rahatsız olacağını söyledi. Bir de küçük partilerin oy oranı tahminlerine ilişkin yorumları oldu. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Sayın Atıcı kendi görüşlerini açıklamış. Partimizin görüşlerini açıklamaya kimin yetkili olduğunu, partimizi hangi kimlerin sözlerinin bağlayacağını buradan defalarca ifade ettim. ATV'nin bir diğer sorusu da şöyle. HDP-CHP görüşmesi ne zaman olacak? Ortak mutabakat metninin 234. sayfasında yer alan terörle mücadele maddesi tartışılıyor. O maddede YPG-PYD terör örgütü olarak görülmüyor. Bu da HDP ile pazarlık çok önceden başladığı yorumlarını beraberine getirdi. Bu açıklamalar ilişkin sizin değerlendirmeniz nasıl olacak? Şimdi Cumhurbaşkanı adayımız belli bir takvim çerçevesinde, kendi takvimi çerçevesinde siyasi partilerle görüşmelerini gerçekleştirecektir. İkinci sorunuza gelince, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz terör örgütlerinin isimlerinin zikredilmesinin onların propagandasına hizmet ettiği kanaatindeyiz. Tıpkı Milli Savunma Bakanlığı gibi, tıpkı Genel Kurmay Başkanlığı gibi terör örgütlerinin ismini kullanmamaya özen gösteriyoruz. Bir de bu soruyu bize soranların insanları domuz bağlarıyla vahşice katleden terör örgütüne terör örgütü diyemeyen Hüdapar ile Cumhur İttifakı'nın ne zaman protokol imzalayacağını AK, Partisi sözcü, AK Parti sözcüsüne sormasını da bekliyoruz. Efendim K24 TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Altılı Masa milletvekili seçimlerinde nasıl bir yol izleyecek? Altı parti 81 ilde tek liste olarak mı girecek yoksa her parti kendi listesinden mi girecek seçime? Bu konuda yol haritası nasıl oluşacak? Arkadaşlar, siya Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler arasında görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmeler bittiğinde tabii ki izlenecek yöntemleri öğreneceksiniz. Ben teşekkür ediyorum.